Abi ben şimdi L200'ün motorunu arabaya yüklüyorum. Ondan sonra kargoya geçiyorum. Parayı ne, anlamadım. Ben şimdi motoru yüklüyorum, ondan sonra kargoya geçiyorum. Bir fotoğraf atabilir misiniz? Yüklediğinize dair falan. Abi zaten kargodan kargodan mesaj gelecek ki. Tamam, sıkıntı yok ki. Ben hani bir motoru, bir de diferansiyel var mıydı? Valla diferansiyelim yok abi. Diferansiyeli falan verdim hepsine. Anladım. Mesaj gelecek zaten. Mesaj gelsin, sıkıntı olmaz. Biz onu hazırladık. Motorunu ayrı hazırladık. Kutuya koymuştuk. Bekletiyorduk. Çünkü motor isyan olursa diye. Şanzıman da isyan olursa diye hazırlamıştık. Sana 5000 lira fiyat verdim. Ben de o şekilde verdim. Normalde abim vermezdi. Eğer parçaları satılmasaydı. Anladım. Kargodan sana zaten mesaj gelir abi. Ben şimdi hazırlatıyorum. Eve geçerken bırakacağım kargo şubesine. Benimki anlaşmalıdır. Saat 8'e kadar açık abi. Ya biraz önce 7 mi dediniz? 7.30? 7.30 abi. 7.30 ile 8 arası. Anladım. Evet. Tamam hocam. Zaten şubeden gelecek ya abi mesaj. Sıkıntı olmaz. Tamam, siz IBAN'ınızı atın o zaman, ben hemen gönderiyorum. Ama yani şimdi bir güven olayı da yok sanki, ama nasıl olacak yani şimdi? Abi şubeden sana mesaj gelsin, ondan sonra ben sana IBAN atayım. Şimdi direkt ben IBAN atmayayım sana. Önce şubeden mesaj gelsin, kargonun teslim alınmıştır diye, ondan sonra IBAN'ımı atarım. Güven olayı zaten abi, şöyle düşün, MNG kargo şubesi olarak sana mesaj gelecek. Abi şimdi şöyle bir durum oluyor ya, hani adam başkasının arabasını alıyor, çekiyor falan, bu durumlar hani televizyonda çıktığı için söylüyorum. Yok yok abi, bak belki sesleri duyuyorsunuz, bak sanayideyim zaten. Yo, doğrudur yani, ben hani sonuçta ben aradım, ben benim bir aracım var bu şekilde. Ben de topluyorum aracı. Bir sürü hani televizyonda çıktı, sizin öyle olduğu için söylemiyorum zaten. Ama böyle bir durum ister istemez oluyor. Öyle bir durum olmaz abi, ben dinime düşkün abi, her gün her zaman namazımı san bir insanım. Allah kabul etsin her hocam. Eyvallah abi, sağ ol. Allah kabul etsin. Yani ya işte sağ biliyorsunuz malum abi. Yani insanlar öyle bir insanlara güven olmaz. Evet, aynen, insanlar öyle bir dolandırıcı olmuş ki. Evet. Ben sana direktmen abi şubeden mesaj gelsin, ondan sonra para yaptım. Doğru mu? Doğru abicim, doğru. Ondan yana hiç şey olmaz. Ama yani beni de anlıyorsun. Ben sana şubeden nasıl mesaj gönderecektim? Bir de o şekilde düşün abi. Yani ama beni de anlıyorsun. Sonuçta yani ben de 15 bin lira vereceğim. İnmişsin, cinmişsin, hırsız mısın, hırlı mısın? Evet. Bak şöyle yapalım. 15 bin lira dedik ya abim. Sen abi 12 bin lirasını gönderirsin, 3 bin lirasını da geldiğinde gönderirsin abi. Şey olsa, kargo alıştırı olsa orası olur. Kapıda demem yok abi vallahi. He. Önce yarı yarı yapabiliriz abi. Yarısını gönderirsin, yarısını geldikten sonra şey yaparsın, gönderirsin. O şekilde de olabilir. Abi, kargodan sana mesaj gelir. Vallahi böyle insanlar kalmadı abi de, ne bileyim ya. Yine de insan bir şüpheye düşüyor ama mecbur, el mahkum, bulamadık parçasını. Ya doğru diyorsun abi. Biraz sıkıntı, kalbini temiz tut abi. Merak etme, ben öyle insanlardan değilim. Abi, kaybet abi. Yani namazını da falan kılıyorsun. Neyi anlamadım abi, isim? Cevher benim ismim. Beni de kaydet. Cevher, soyadın ne abi? Türker abi. Cevher Türker. Eyvallah abi, sağ olasın. Türker yedek parçanın sahibiyim abi ben. Neyi parça? Türker yedek parçanın. Abi internette illa görmüşsündür bizi ya. Ya ben şeyle uğraşıyorum, tarımla uğraşıyorum. Ben araziye vuracağım bu arabayı, tamam mı? Araziye mi vuracaksın? Araziye vuracağım, onun için. Evet, anladım. Sıkıntı yok abi. Ben şimdi hazırlattım. Burada Murat Usta var. Murat Usta yüklüyor. Yüklesinler abim, ondan sonra ben sana şey yaparım. Tamam, tamam Cevher abi. Abi, tamam abi. Gel çayımızı çorbamızı iç, Konya'ya gel. Eyvallah abi, Konya yolunu düşerseler seni kaydediyorum, uyarım yanına. Aynen. Senin de yolun adını payı düşerse bu ülkelerden sanayide yerin maddik bir otomatik yeri kapça diye. Kime sorsan bilirler abi. Tamam baba, tamam. Sağ ol, teşekkür ederiz. Tamam abi, ben şimdi hazırlatıyorum, kargoya geçiyorum abi. Geç kalmıyorum, bırakmam. Tamamdır hadi. Acıgöl'de yaşıyorum. Aşağı yukarı 7-8 ay önce aldık bu araçları biz toplu. Hepsini yaptırdık yani, yaptırıp deprem hasarlıydı araçlar. Bu aracı bir türlü yaptıramadık, nasip olmadı. Geçen gün sayfada, yani bu alım satım sayfalarında dolaşırken bu aracın resimlerini gördüm. Baktım parça parça satıyorlar aracı. Hatta motoruna, şanzımana da müşteri olduk. 30 bin liradan 12 bin liraya kadar düştü. Bize dedi parayı işte kargoyla gönderelim size. Biz dedik nasıl güveneceğiz size? Kargoya dedi verdiğimiz zaman size dedi teslim edildi diye mesaj gelir. Ondan sonra dedi bizim attığımız hesaba parayı atın dedi.
Mesaj gelmedi. Aracım bu. Benim evimin önü zaten burası. Aracın ruhsatı da burada, çekme belgeli. Bu şekilde ilanı paylaşıp araç burada belgeli olduğu için yedek parça halinde satlıktır. Parçaya ihtiyacı olan ulaşsın diye böyle ismini, numarasını yazıyor. Altına da ben kaç sefer yazdım. Hala daha para gönderenler var. Bu şekilde yani. Her sayfaya atmış yani bayağı sayfalara. Bak şurada, şu da benim aynısı, aynı araç. Bu da İstanbul'da çektiğimiz fotoğrafı. Araç burada belgeli olduğu için yedek parça halinde satlıktır. Thank you.